8 Mayıs 1945, tarihe Setif katliamı olarak geçen meşhur hadise. 8 Mayıs 1945'in bir özelliği vardır. Bir gün önce Almanlar teslim olmuş, Avrupa cephesinde İkinci Dünya Harbi bitmiş. Fransa da kazanan devletler arasında sayıyor kendini. Vakit kalırsa onun perde arkasına ayrıca geliriz. Fransa'nın kendi anavatan topraklarında, sömürgelerinde her tarafta şenlik bayram yapılıyor. Tarihin en büyük savaşından galip olarak çıktık diye. Setif Cezayir'de büyük bir kent. Burada da kutlamalar, zafer törenleri yapılırken artık Fransız sömürgesi olarak yaşamaya illallah etmiş olan Müslüman Cezayirliler kendi bayraklarını açıyorlar kutlamalar sırasında. Bağımsızlık sloganları atmaya başlıyorlar. Vay sen misin öyle yapan? Fransız ordu birlikleri bunu fiili silahlı bir ayaklanma kabul edip Setif şehrindeki bu Müslümanlara ateş açıyor. Bir günlük 24 saatlik rekolte arkadaşlar. Eminim duyduğunuz vakit siz de kulaklarınıza inanamayacaksınız. Diyeceksiniz acaba Sait Alpsoy yanlış mı okudu ya da yanlış böyle çok uçuk yalan bir kaynaktan mı aldı? Hayır. Setif isyanı diyorlar buna. Bir günde 45 bin Cezayirliyi öldürdüler. Dikkat edin, yaralılar yok bu rakamın içerisinde. Cezayir bayrakları açıldı diye, bağımsızlık sloganları atıldı diye çağdaş Fransa, Galatasaray Lisesi'nin amisi Fransa, içimizdeki devşirmelerin büyük kısmının hala kendilerine kıble kabul ettikleri, Kabe kabul ettikleri Fransa, bizim Cezayir'imizde, bizim Cezayir'imiz diyorum haklı olarak mı? Evet, Müslüman toprağı. Dolayısıyla bizim. Düne kadar Osmanlı toprağı, iki kere bizim. Setif şehrinde bir günde 45 bin tane Müslümanı vurarak öldürdüler.